Oğluyla devam ediyoruz. Hazreti Peygamber'in hayatını konuşuyoruz ve tabii Peygamberimizin hadisleri elbette ikinci en önemli din kaynağı ve seçici ihtiyatlı olmamız gerekiyor bu anlamda. Doğru yolu seçebilmek adına. Şimdi bazıları uydurmak, bazıları gerçek elbette ve siz diyordunuz ki bunun ayrımına doğru varmak için şunları yapmamız gerekiyor. Birkaç yol var. Bu yollardan birincisi tabii ki elimizdeki hadislerin Kur'an-ı Kerim'e arzı meselesi. Yani Kur'an-ı Kerim'i hakem tayin edip bu hadis olabilir mi? Burada şu yanılgı olabilir burada. Ki benim doktora konum da buydu zaten. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında hadislerin rolü. Hücciyet-i sünne eski tabirle. Sünnetin delilliği meselesi. Hadislerde geçen bütün ayrıntılar Kur'an'da olsa zaten hadise gerek kalmaz. Hadis Kur'an'da olmayan şeyleri söylemek durumunda. Yani temelli Kur'an'da olan şeyi açıklamak, beyan. Nezzelna aleykel Kur'ane li tubeyyine linnâsi men nüzile ileyhim. Biz sana Kur'an'ı indirdik ki tebliğ edesin demiyor burada. Beyan edesin diye. Açıklayasın, yorumlayasın diye. Bu yorum neyle olacak? Kur'an olmaz ki. Bu yorum ancak peygamberin Cebrail'e almış olduğu bilgilerle olur. Bunun adı işte sünnettir. Bunun adı hadistir. Birincisi Kur'an-ı Kerim. Ama Kur'an disiplinini doğru kullanmak lazım. Çünkü Kur'an, sünnet bazen Kur'an'ın müşkilini açıklar. Yani anlaşılmaz gibi görünen bir cümlesini yorumlar ve anlatır. Kur'an son derece birçok manayı ifade edebilen, bir kelimeyle çok şey anlatan bir kitaptır. İki, kısa geçtiği şeyi açıklar hadis. Cebrail gelir, ekstradan özel bilgi verir Hazreti Peygamber'e. Böyle bir tasvir vardır. Bunlar çünkü çok detayına girmek istemiyorum. Birinci nokta Kur'an. İki, hadislerin peygambere takdimi. En önemli şey o. Peygamber karakterinin bu söze uyup uymayacağı, peygamber yaşantısının, sözlerinden, hareket tarzının, yani pratik hayatının bu hadise çelişip çelişmeyeceği. Üç, hadislerde mevcut olan ve sahih bildiğimiz, çok maruf, çok bilinen, mütevatir gibi görünen hadislerle bir uyumsuzluk var mı, yok mu? Dört, sahabe sözleri bunu doğruluyor mu, doğrulamıyor mu? Yani dinin genel mantığına vuracağız. 5. Bu hadisteki rical dediğimiz hadisi rivayet eden kişilerin arasında bir problem var mı yok mu? Hmm. Yani çok tekniğe girmek istemiyorum ama biraz şöyle bir müsaade ederseniz. Lütfen. Bir hadis aldık. O hadiste peygamberimizle diyelim ki Buhari'ye varıncaya kadar veya Müslim'e veya İbn-i Mace'ye veya Ebu Davud'a, Tirmizi'ye varıncaya kadar 5 kademe var, 5 isim var. 5 isimden sonra Buhari diyor ki falanca dedi ki Resulullah şöyle yapmıştı. O isimlerin her birinin birbirini görmüş olma şartı vardır. Talebe hoca ilişkilerin olması şartı vardır. Aynı dönemde ve aynı yerde yaşanmış olmaların dışında, mesela Buhari'nin şartlarından birisi de odur, mutlak manada aralarında bir iletişimin olmuş olduğunun ispatı gerekir. Hmm. Onun için rical ismi demiş olduğumuz, İşte El İsabe gibi, Temyiz Sahabe gibi, efendim benzeri. Yığınla kitap var elimizde olan. Tezkiretül Huffaz Zehebi'nin gibi, Siyer-i Alem-i Nübela Zehebi'nin, büyük alimin. Binlerce, on binlerce kişi fişlenmiştir. Nasıl fişlenmiş? Takva sahibi mi değil mi? Haram yedi mi yemedi mi? Hadis rivayet eden aracılardan bahsediyorum. Yanlış duyma ihtimali var mı yok mu? Son yıllarında hafıza var mı yok mu? Görüştüler mi görüşmediler mi? Kimin talebeliğini yaptı? Kimin öğretmenliğini yaptı? Görüşmeleri mümkün mü değil mi? Bir hadisi alırken alimler bu sahihtir diye böyle havadan atmıyorlar bu işi. Binlerce denekten geçiriliyor. Binlerce kriterden geçiyor süzgeçten. O süzgeçten yüz binlerce söz arasından Buhari, Müslim ve benzerler 3-4 bin hadis alıyorlar. İşte budur diyorlar Resulullah'ın elimize ulaşmış olan en sahih hadisleri. Hı. Diğerleri sahih değil demek değildir. Bu nedenle hadisleri inkar edenler boş konuşuyorlar. Bunların farkında değiller. 2. Hadisleri rivayet eden ve hadisleri derleyen alimlerin takvasından hiç haberdar değiller. Yani onların gramı olamayacak insanlar bunları tenkit ediyorlar. Hı. Bir örnek vereyim sadece. İmam Malik yürüyor. Medine'nin büyük imamı. Muvatta denilen kitabın yazarı ki hadis metnidir. İmam Şafii 8 yaşında o kitabı ezberlemiştir. İmam Malik'in talebesidir İmam Şafii. İmam Ahmet bin Hanbel de İmam Şafii'nin talebesidir. Malik yürürken biri geliyor bir hadis rivayet ediyor. Soruyor.
İmam Malik hışımla dönüyor. Ben seni adam zannederdim diyor. Sen nasıl olur da Resulullah'ın hadisini ayakta yürürken soruyorsun bana? Sen ne dediğini farkında mısın diyor. Allah Nebisi'nin hadisinden bahsediyorsun. Cadde içinde yürürken bana soruyorsun diyor. İmam Malik hadis rivayet etmeden önce mutlaka yıkanır, abdest alır, buhurlanır, yani güzel koku sürünür, meclise oturur, kâle Resulullah derdi. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Birçok hadisin sonunda sahabi peygamberimizin sözünü naklettikten sonra Resulullah böyle dedi veya benzerini dedi. Kafasında en küçük bir şüphe varsa evkeme kal veya Resulullah bunun benzerini ifade etmiştir. Şimdi bu kadar müthiş bir mekanizmadan geçen hadisleri nasıl tartışabiliriz? Bu hadisler yoktur. Yok efendim 100 hadis varmış. Peygamber hayatı boyunca 23 senede 100 defa mı konuştu yani? 23 sene boyunca sustu mu Peygamber Efendimiz? Bu nedenle insaflı olmak, ölçülü olmak, edepli olmak lazım. En büyük şey edep, edep, edep. Sonradan gelen bazı yeni beni bağışlayan yetmelerin, cahillerin hadisleri yalanladığını görünce insan üzülüyor. Aslında bilmiyorum gireyim mi diye düşünüyorum ama Buhari ile ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ümit ederim ki ekran başındakiler sözlerimin arasındaki insicamı kaybetmeden dinleyebilirler. Çok kısaltıp söyleyeceğim. Aslında şemayla göstermek gerekir de tahta üzerinde. Ama ben sizin programınızda özetleyeyim. Buhari, İmam Buhari, Türk kökenlidir biliyorsunuz. Buharalıdır. Bizim öncümüz, şerefimiz. Ben müthiş seviyorum Buhari'yi. Dili sert, tenkit etmiştir bazen büyük mezhep imamlarını da. Hiç sakınmamıştır yani. İlimin özelliği bu zaten. Edep içinde tenkit etmek. Buhari geliyor. İşte Bağdat veya Basra tarafına geliyor. Buhari'nin şöhreti yayılmış. Oralı 10 alim bir araya geliyorlar. Şu Buhari'yi bir elekten geçirelim diyorlar. Yani bir imtihandan geçirelim. Gerçekten alim mi değil mi Buhari? Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ebul Hasan en-Nedvi, Allah rahmet eylesin, bunu uzunca anlatır. 10 alim 10'ar tane hadis ezberliyorlar. Mesela abdestle birincisi, birinci alim abdestle, gusülle, ne bileyim zekatla, ticarete ilgili 10 hadis. İkincisi cinlerle, meleklerle, ahiretle, kıyametle, mahşerle ilgili, kabir azabıyla ilgili 10 hadis. Ötekisi ayrı 10 hadis, 10 hadis, 100 hadis ezberliyorlar. Buhari geliyor şehre, 30 bin, 40 bin kişi toplanıyor Buhari dinlemek için. Arayan müezzinler çıkıyor, nadiler diyoruz, münadiler. Buhari diyor ki, Resulullah buyurdu ki, münadi bağırıyor. Buhari dedi ki, Resulullah buyurdu ki, eskiden şey yok ya, hoparlör. Hoparlör yok. Buhari oturuyor, 10 adam da oraya oturuyor karşısına. Diyor ki birincisi, efendim size bir hadis soracağım. Buhari buyurun diyor. Yalnız şunu yapıyorlar. Mesela birinci hadisin 5 ravisi, yani 5 kişiden nakledilmiş de o 5 kişinin içinden birini atıp aynı çağda yaşamış olan ve o alimle, o hadisçiyle görüşmüş olma ihtimali olan başka bir isim oraya monte ediyorlar. Herhalde arz edebildim değil mi? Küçük oynamalar, isimlerde oynamalar yapıyorlar. Buhari dinliyor birinci hadisi, tek bir kelime. La edri, ben böyle bir söz duymadım. İkinci soruyu soruyor, ikinci hadisi. 10 hadisini sıralıyor. Hepsinde İmam Buhari diyor ki, la edri, ben bu hadisi duymadım, bilmiyorum böyle bir söz. Şimdi millet böyle mırıldanmalar, ne oluyor ya? Şaşkın. Şaşkın, Buhari hiçbir şey bilmiyor. Yoksa bir tezgah mı var? İkinci adam, ben soru sorabilir miyim? O da kendine göre düzenlediği ve ezberlediği 10 hadiste bazı adamları çıkarıp başkalarını monte edip Buhari'ye soruyor. Buhari diyor ki bilmiyorum. Tam 100 hadis 10 kişi tarafından naklediliyor ki 100 sayfalık kitap demektir o. Her hadisin metniyle beraber ravileri bir sayfa tutarsa. 3-4 saat süren bir konuşma bu. Buhari bitti mi diyor 10 kişiye. 100 hadisin rivayeti bitti diyorlar. Elinde kalem yok, kağıt yok Buhari'nin. Dönüyor birinci adama, sen bana birinci hadisi, şu hadisi sormuştun diyor. O hadiste şu adamı koydun oraya, o adam yok orada. Hadisin gerçeği şudur, şu adam var. İkinci hadisi ise şuydu diyor senin sorduğun.
Ebu Hasan en-Nedvi diyor ki Buhari'nin saptırılmış hadisle doğru hadisi birbirinden çözmesi, oraya monte edilmiş adamla gerçek ravi birbirinden ayırması son derece normal. O Buhari. Ama beni şaşkın bırakan şey, o 100 hadisi bir defa dinledi, döndü, yazmadı, çizmedi, not almadı. Adama birinci hadisin şu, ikincisi, üçüncü şuydu demiştin. Hem yanlışıyla hem doğrusuyla hadisi söyledi ve hiçbirinde en küçük bir tıkanma olmadı. Yani bu şu demektir, 100 sayfayı siz okuyorsunuz bu adama, bu adam 100 sayfayı dinliyor, gözü kapalı, gözünü açıyor, aç bakayım defteri diyor, 100 sayfayı size aynen okuyor. Bu normal bir olay değildir. Bu şudur, Allah nahnu nezzelne zikra ve inne lehu lehafizun. Nasıl Kur'an'ı koruduysa Yüce Rabbimiz, Allah kendi peygamberinin sözlerini de bu şekilde büyük alimler vasıtasıyla korumuş ve bize getirmiştir. Mevlam onlardan ebeden razı olsun. Bu arada İbn-i Mace'yi açıklayan kişi de sizin babanız. Evet, İbn-i Mace'ye Sünen İbn-i Mace denilen hadis kitabına 10 cilt şeklinde açıklama yapan, yorum yapan rahmetli babam Haydar Hatiboğlu'ydu. Allah mekanı cennet eylesin. O da şu anda Medine'de Hazreti Osman'ın ayak ucunda yatıyor orada elhamdülillah. Evet. Allah rahmet eylesin. Şimdi devam edelim o zaman. Ben şunu merak ediyorum. İnanmayanlara muamelesi nasıl oldu? Evet, çok müthiş ve güzel bir soru. İyi ki sordunuz. İnanmayanlara karşı irtibatını hiç kesmedi. Mekke fethinde döndü. Hala müşrik olan bütün akrabalarıyla görüştü. Hiçbiriyle bağını kesmedi. Bedir Harbi'nin sonunda ölmüş olan Ebu Cehil ve benzeri liderler, onların cesetlerinin dışarıda bırakılması isteğine şiddete karşı geldi. Dediler ki Bedir sonunda bunlar öldü, bunların cesetlerini dışarıda bırakalım, kuşlar kurtlar yesin. Hayır, onları Bedir kuyusuna sarkıtın dedi. Gece yarısı herkes uykuda. Bedir gecesi, teheccüd vakti, gecenin ikisi üçü kuyunun başına geldi. Kuyuya eğildi Ebul Hakem, yani Ebu Cehil. Velid, Şeybe, Umeyye, benim gerçek olduğumu anladınız mı? Yani orada ben Resulullah'ın o konuşmasında bir teessür, bir üzüntü görüyorum. Zafer sarhoşluğu hiç olmamıştır hayatında. Keşke öleceklerine iman etselerdi. Bakınız, İkrime Hazreti Peygamber'in en büyük düşmanlarından birisi. Belki sizin sorunuza en güzel cevap olacak ayrıntılardan biridir. Hazreti Peygamber Mekke'yi fethediyor. Mekke'nin ileri gelen bütün ciğerpareleri tek tek dökülüyorlar. Bir kısmı önce, bir kısmı sonra. Hazreti Halid, Amr bin el-As, İkrime. Bir gün Resulullah'ın huzuruna bir kadın geliyor. Yüzü kapalı. Diyor ki, biri için aracı olmaya geldim. Kim diyor Resulullah? Kötü biri diyor. Sana çok eziyet etti diyor. Müslümanlara çok zulmetti. Kim deyince yüzünü açıyor. Ben diyor Ebu Cehil'in geliniyim. Kocam İkrime, Ebu Cehil'in oğlu. O da iyi bir asker çünkü. Gelmek ister ama yüzü tutmaz. Gelmek ister ama korkar. Gelmek ister ama sizin eman, yani güvence verip vermeyeceğinizi bilmiyor. Resulullah diyor gelsin. Korkuyor, eman verdim, gelsin. Bakın burada çok ilginç bir şey. Diplomaside mağlup olanlar galip olanların huzuruna gelince, galip olanlar şöyle ayak üstüne atarlar. Kurulurlar. Ellerini uzatırlar. Cübbelerini uzatırlar. Öp bakayım bunu. Çök bakalım yanıma. Zelil ederler. Onurlarını çiğnerler. Resulullah diyor ki gelsin kocan. Kocasının geleceğini haber veriyor sahabiye. Beni haberdar edin İkrime gelince. Biraz sonra veya birkaç gün sonra İkrime geliyor.